Karayımız hazır. Lazım bir işini. Ben mükemmel çıntırıp ötürüm. Bizde matto 4 buklanan halatta. Lazım bir çetken hakkınızda biz mattonun 4 buklanan halatta olamız. Ve lazım uzunluğunu anlamak olalım. Lazım uzunluğun benim için 85 cm kalışı. Ama 5 cm çökek kolar bulan bir gelinde kuş bulamın. Hani şu yürgeçe bölüş gerek. Gitme gönceye kuş bulamız elbette. Ama kitara razmir gibi şey yapmaz. Hazır bizde razmir neçi? Razmirimiz 28. razmir için lazım bulmakta. Tipi tamamen 35 cm geliyordu. 35. Yani hazır. Karayın. Boks aylanasının iç kilişten kat inazır. Misal için boks aylanasının değilik 100. 100 bölse 25 bölgede. 4'e bölsek biz hiç bölmeyende 5 cm koşup 30 oluşumuz gerek. Hiç bölmeyende 30 oluşumuz gerek. 100 bölgen vaxta. Hazır ki razmirimiz 60 idi. 60 bölse 30 bölgede. 30'e 5'ini koysak 35. Bana şirin olsa 4 kilerdi. 35. Şimdi ne kılalım? Şimdi ise lazımını uç kısmını belgele bulamız. Bana 20 cm. Ve ağ tamamen, bana bu tepe tamamen ne çıkartalımız ki belirtilen savallardan biri. Bana bu tamamımız 35 bulsa, ben bana bu tamamını 35 olamam. Bana şunu denk olup da 35 olamam. Keyin lozimni uchki tomondan 2 cm ko'tarilib olib tashlaymiz. Mana bu tomonda. Bu tomon albatta tekis bo'ladi. Endi nima qilamiz? Endi mana shu qishtagimizni qo'yib olishimiz kerak. Ağ deydi bazı birler. Ağına tikip olamız elbette. Ve tepe tamamen hem salıp olamız. Ağını cönleştiriş cereyallarını birin kitin kursu bu tamam. Bana şimdi de halette ağ salınadı hali. Kursu bu tamam. Bana şimdi de biçip olamız. Şimdi mato bazı paytlarda 60 cm bölüş gerek. Bölüşü mümkün. Yani tepe tomonidan ko'proq olishimiz mümkün. Mana shunday holatlarni ham tushuntirib o'tamiz. Hozir mana shu og'imizni tikib olamiz. Xuddi mana shunday og'ni tikib olamiz. Mana biz og'ni tikib oldik. Endi yuqori tomoniga qo'shimchani solib olishimiz kerak. Qo'shimchani qanday anglaymiz? Qarang. 90 cm qolish kerak. 85 qolish kerak, 90 olamiz. Va mana bu yerga 10 turibdi, 2 cm qo'shamiz. Va 2 cm yuqori tomoniga qo'shib olamiz. Qaraymiz, mana og'imiz tayyor. Og'imiz tayyor. Og'ni 4 tomonini bir xil qilib olishimiz kerak, ya'ni har xil bo'lishi mumkin. Iloji bo'lsa dazmol qilib olsangiz yanada chiroyli chiqadi. Hozir men dazmol qilganimcha yo'q. Karayımız. Bana. Ortalarını ortaşlayısız. Mana bir xil bo'ldi. 4 tomoni bir xil kelsa, ketgan vaqtda qiynalmaysiz. Keyin hamma vaqt qanaqa lozim tikishingizdan qat'iy nazar, siz nima qilasiz? Mana bu tepa tomondan past tomonga 25 cm tushgan holatda og'imizni belgilab olamiz. Har doim mana shuni unutmasligimiz kerak. Mana 25 cm belgilab oldik va mana shu og'imizni yuqori mana bu burchak qismini mana bu yuqori burchak qismini o'rnatamiz. Mana shunday quramiz. Birinchi manshir quriladi. Mana tikib oldim. Endi qarang. Mana shunday holatda qo'yaman. Mana 1 cm mana shunday holatda qo'yaman. Endi ikkinchi tomonni bu tomonni averlo qilib, ikkinchi tomonni tepa tomon, yuqoridan kelamiz. Mana bu yuqoridan ikkinchi tomonni qo'yib kelamiz.
Hazır göstereyim. Karayımız bunu. Lazım ikinci bölge. Öngünü önge koyduğum halatta bunu ikinci burçak tamamını dikip olalımız. Yukarıdan geliyorum ben. İmkan kadar hazır ki vaxtında hiç kim ağırlık lazım kime yaptı. Ağını özden çıxarıp onu yapınız. Şu kupra olsa bana. Bu hem 25 cm belirlik koyulmalı. Ama tamam da 25 cm'ni biz belirlik oluşumuz gerek. Karayın. Nima qilasiz? Mana shunday to'g'ri tikilgan joygacha kelasiz. Mana shunday to'g'ri tikilgan joygacha kelasiz. Mana keldim. 1 sm'da tikib kelyapman. Yanada yaqinlatib ko'rsataman. Qarang. Keyin nima qilamiz? Mana shunda lapkani ko'taramiz va lapkani ko'targan holatda mana oz qismini to'g'rilab, tekislab mana shunda qaytamiz. Bana devam edemiz. Şimdi karayımız bana ağını görüştü bütün. Hem de olatı gelip çıktı bana. Olun tamamen görünüşü. Arka tamamen görünüşü ise bana. Mana bu buklanıp qopdi. Yo'q, mana shu yerda biz xatolikka yo'l qo'ydik. Mana shunday buklanmasi kerak edi. Tiketgan vaqtimizda mana shuni ko'tarib bu tomonga yoygan holatda tikishimiz kerak edi. Mana shu xatolikni hozir keyingi tomonda to'g'rilab ko'rsataman. Endi qizlarga lozim uchiga biror-bir kurjva qo'yishimiz mumkin. Kurjva qo'ymoqchi bo'lsak, aynan o'sha kurjvalarni tanlab olamiz va lozim uchiga sözünü yapıştırken halatta kurjonlarını koyup olamız. Bu cereyalarını alakında başka bir lobaslarımızı hem kurtu bitemem. Hazır bizim klientimiz ne dedi? Ben şu lazımını adayım. Ben şimdi tur buklaşımızını sorarken halaz. Biz bunu da şimdi kurtu bitemiz. Ve kengi derslerimiz ise ben şu lazımcılarda kan takılıp işleşlerimizini mükemmel durluk için kurtu bitemem. Bana lazımını ayak ucudan geliyemiz. Kattar olmasın. Ve yukarıda 25 cm ölçü buluşumuz gerek. Şu belge geçe borç gerek. 25. Bana belge bulunken. Stagimizin 3 geliş gerek. Bana şöyle geç. Şurada dur, gelip toktayız. Bana kuduş gelip toktayız şimdi. Şimdi ise ikinci ayak ucudan dikişini başlayınız. Birinci ayak ucudan dikip öldük, ikinci ayak ucudan dikip geliniz. Tavandan ham 25 cm ölçü belgeler alışımız gerek. 25. Bana doğru geliyordu. Yani bana en yukarı burçakla alışılayımız ve özümüzde törtgen halette 25 cm birliğin cihazına koyup dikişini devam ettiremiz. Bu
va mana shu os qismidagi pichoqimizni mana bu tomonga ag'darib olishimiz kerak. Mana ichki tomonga emas, tashqi tomonga buklashimiz kerak. Shunda mana bu o'rta qismimiz mana shunday ochiq holatda chiqadi, mana qarang. Mana shunday ochiq holatda chiqadi va mana bu tomoni ham, o'ng tomoni ham juda bir chiroyli turadi mana. Mana derilarimiz tayyor. Mana shunday holatga keldi, mana qarang. Shtanglari mana kengligi, kattaligi. Endi qarang. Bu bizni 10 santimetr harakat taqo uchun qo'yishganmiz. 15 santimetrlik harakat taqo uchun qo'ysak ham juda yaxshi bo'ladi. Yana aytmoqchi bo'lganim, 54-inchi razmerga ham siz shunday bichib tiksangiz bo'ladi. 54-inchi razmer uchun. Ya'ni yuqori tomon, shtampimizning yuqori tomoni bizda 35 santimetrni tashkil etdi. Ya'ni yuqori tomon katta bo'lish kerak. Bundan da katta razmer bo'lsa, 60'dan yuqori bo'lgan razmerlarimizga yuqori qismini 40 santimetr olganingiz ma'qulroq. Hozir 36-35 santimetr keldi yuqori qismi. Endi oldin orqani belgilaymiz. Oldin tomondan albatta biz ko'proq tashlaymiz. Ya'ni razmeri deyarli 60 ga qarab boryapti. Shu sababli 5 santimetr olamiz. 5. Oldin tomondan mana shunday 5 santimetrni olib tashladik. Endi esa tepa tomonimizni buklab olamiz va rezin o'tkazayotgan tomonimizni oldin tomon qilib belgilaymiz. Shunda bizga aniqlik bo'ladi. Xuddi mana shunday oldin orqani farqi bo'lishi kerak. Qaraymiz mana. Oldin tomondan ozgina buklab 5 cm joyini tikib olamiz. Mana tikdim. Va mana shu yerda ochiq turadi rezin o'tkazishimiz uchun. Mana shu yerdan qoldirib 5 cm joyini ochiq qoldirgan holatda qolgan tomonini buklashda davom ettiramiz. Xuddi mana shu kabi oxirigacha rezin o'tkazgan joyimizni tikamiz. Mana ko'rinishi. Qaraymiz mana. Xuddi mana shu kabi farq bo'ldi. Oldin orqani farqini ko'ryapsizmi? Xuddi mana shu kabi farq bo'ldi. Oldin orqamizning farqi. Lozimni uchini oddiy buklab qo'yapmiz. Agar siz kurva qilmoqchi bo'lishingiz mumkin, zey qilmoqchi bo'lishingiz mumkin. Ularni ham o'rnatish yo'llari bor. Xohlasangiz o'rgatib beraman. Şimdi oddiy buklab, keyin kurvalardan qo'ysak ham bo'ladi. Hech qachon unutmang ki, lozim uchun 2 cm olib tashlashni.